Emekli maaşlarına yüzleri güldüren zam sonrasında milyonlarca vatandaş ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ikramiye ödemelerini merak ediyor. Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşı %6,5 artırılırken, memur emeklilerine de %4 artış ve %1,5 enflasyon farkı yansıtılıyor. Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının %4,5 oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin, aralık maaşı 3000 lira olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi, bu tutarın %4 oranında ek ödeme alıyordu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3747 liradan 4000 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2523 liradan 2661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında ise %6,50 artış sağlandı. Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %6,5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen %4'lük artışı ise %1,5 enflasyon farkıyla %5,5'e ulaştı. Nasıl değişecek? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında %6,5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre 1181 lira 86 kuruştan 1258 lira 68 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5887 lira 20 kuruştan artış 6269 lira 87 kuruşa ulaşacak. Zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek. Doktorlara 2483 Türk Lirası. Emekli sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı. Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2353 liradan 2483 liraya, uzman olmayanlarda 1799 liradan 1898 liraya ulaştı. Tarih belli oldu. Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. 17-27 Ocak, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine zamlı maaş. 24-28 Ocak, Bağkur emeklilerine zamlı maaş. Emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlanmazsa bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinde emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye
aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlanmazsa bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk, yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları altı ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Tabii onu söyleyecektim, yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon, yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6,49 oldu. Söylediğiniz gibi 6,49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1,49'luk fark alacaklar. Yani 5,49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin 5,50 diyebiliriz ona. 5,50 diyebiliriz. Yani 5,5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6,49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz doğru de paylaşıyordunuz. Biz Erkan genelde bunu 6,30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6,30 olacağını ama 6,49 oldu. Bir tık daha yukarıdı. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç rakamı da sizle paylaşayım ben. Haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza doğru anlık geliyor. Olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık TÜFE biliyorsunuz 11,84 çıktı. Söylediniz aylık 0,74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Hemen gelsin rakamları söyleyecekler. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Peki, Takvim Gazetesi'nde ekonomi servisine onlar da doğru şu anda çalışıyor yapıyorlar. Arkadaşlarımız. Beklentileri tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben bekliyorum arkadaşlarımdan. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. Şu şekilde. Mevcut en düşük Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş. Bunun üstüne 6,49'luk zam gelecek. Gelecek. Bağkur Tarım 1249 lira 19 kuruş. SSK 2000 öncesi emekli olan bir vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş. SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş. Memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5,50, diğerlerine 6,49'luk zam aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde en düşük 150. Memur maaşına 150 lira matematiğimiz yettiğince burada paylaşalım ama net tablo birazdan ekranlarda olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri %6,49 oranında zamda alacaklar maaşlarını. Hemen memur ve memur emeklileri milyonların beklenmesi
beklediği o rakamda belli olmuş oldu. Faruk Erdem de değindi. %4 yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı. 1.49 gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak işlenecek. Yani